Mərkəzi 2024-cü il test toplusu dünyanın müasir siyasi xəritəsi burada 64 testin təhlilini verəcəm. Maddə yerləşən dövlətlər bütövlükdə Portuqaliya Pirney yarımadasında, İtaliya Pirney yarımadasında, Tunis Afqan şimalında yarımada deyil, İran həmçinin. İran da yarımada dövləti deyil. Türkiyə, Kiçik Asiya, Yunanistan, Balkan, Malta, Aral dənizində ada dövlətdir, Kuba, Mərkəz Amerikada ada dövlətdir. Sevəndə İspanya, Pirney yarımadası, Bangladeş yarımada deyil, Cənub Asiyada, Somali, Somali yarımadasında İndoneziya ada dövlətdir. Devəndə Tayland, Hintçin yarımadasında İspanya, Pirney yarımadasında Birleşmiş Ərəb Əmirliği, Ərəbistan yarımadasında Kore Respublikası, Kore yarımadasında yerleşir. Yemen'de Malazya'nın bir hissəsi yarımadadadır, amma Singapur adadadır, Liberia, deməli Mateiş'dədir, Angola'da həmçinin Mateiş'də adı dövlət deyil bunlar, yarımada dövlət deyil bunlar. Düzgün cavab oldu Tayland, Hintçin yarımadası İspanya, deməli Pirney yarımadası Birleşmiş Ərəb Əmirliği, Ərəbistan yarımadası Kore Respublikası, Kore yarımadası. Düzgün cavab oldu. Deyəbəndir. Ölkələr qrupu. Japonya sakinlərin sahilindədir. O cürə cavab səhvdir. Braziliya Atlantik okyanı sahilindədir. Cavab səhvdir. İkinci okyan yoxdur. Taylandın bir tərəfi sakit. Şərqi sakit. Qərbi. Deməli Hind okyanı. Amerika Birleşmiş Ştatları. Deməli hətta üç okyanla. Əhatə olunub şimal buzda Atlantik sakit. Böyük Britaniya. Deməli Atlantik okyanın daxilindədir. İndoneziyanın qərbi Hind, şərqi deməli sakitcan Fransa təkcə Atlantik okyanın sahilində doğru cavab çəkdi, deməli cavab yevəndir. Meksikanın qərbi sakit, şərqi Atlantik, Avstraliyanın qərbi Hind, şərqi sakitcan, Kolumbiyanın qərbi deməli bunun sakitcan, şimal şərqindəki Atlantik okyan. Düzgün cavab yevəndir. Sahilində yerləşən ölkələr. Argentina düzü, Tacikistan Mateiş daxili ölkədir. Belarus həmçinin Mateiş daxili ölkədir. Tanzaniya həmçinin. Brazil Atlantik okyan sahilində, Kanada Atlantik okyan sahilində, Japonya sakin sahilində cavab çəkdi. Mozambik Hind okyan sahilində idi. Uruguay Atlantik okyan sahilində, Kuba Atlantik okyan sahilində, Somali Hind okyan sahilində, Türkiyə Atlantik okyan sahilində. Mərakeş Atlantik okyanı, Brazil Atlantik okyanı, Angola Atlantik okyanı, Argentina Atlantik okyanı sahilindədir. Düzgün cavab oldu, deməndir. Almanya Atlantik, İrlandiya Atlantik, Polşa Atlantik, Macaristan Mateiş daxili ölkədə olur cavab çəkdi. Düzgün cavab oldu. Deməli Mərakeş Atlantik, Brazil Atlantik, Angola Atlantik, Argentina Atlantik deməndir. Sardinya Tasman hava adalarının mənsub olduğu müvafiq ölkələr. Sardinya adası bildiyiniz kimi İtaliyandır, Sicilya adası kimi. O görə A bəndi səhvdir, S bəndi səhvdir, D bəndi düz ola bilər. Bir də ki, ya B deyə də deyilir. Tasmanya Avstraliyandır, B-də, B düzgün çıxdı. Hava adalardakı Amerika Birleşmiş Ştatlarındır. Cavab belə alınır. Sardinya İtaliya, Tasmanya Avstraliya İttifaqının cənubunda yerləşir. Hava adaları sakinin mərkəzində Amerika Birleşmiş Ştatlarına məxsus olan adı dövlətdir. Birleşmiş dövlətləri Filippin arxipelag dövlətdir. Asiyada Kore Respublikası arxipelag yox, yarımada dövlətdir. Malayziya arxipelag dövlətdir Asiyada. Filippin deməli Asiyada arxipelag dövlətdir. Japonya Asiyada arxipelag dövlətdir. İndoneziya Asiyada arxipelag dövlətdir. Düzgün cavab oldu. B bəndi. S bəndi Şri Lanka adı dövlətdir. Butan Mateiş daxili ölkədir. Japonya arxipelag, Suriya deməli Qərbi Asiyada deməli Mateiş daxil Aral mən sahibli ölkədir. Türkiyənin qonşusu Şri Lankada dövlət səhvdir. Pakistan Mateişdədir. İndoneziya arxipelag, Singapur adı dövlətdir. Düzgün cavab oldu. Deməli Filippin, Japonya, İndoneziya bunlar Asiyada arxipelagda yerləşən dövlətlərdir. Düşən torpağa ehtiyatlarla yaxşı yanılmış ölkələr. Deməli, yer üçəsində bir kvadrat kilometrdə əhalinin orta sıfırı təxminən 50 nəfərdir. Biz burada sahəsi böyük, əhalinin sayı az olan ölkələri götürəcəyik. Əhalinin sayının az olması ilə yanaşı həm də ölkənin sahəsinin nəhəng olması lazım ki, bir adıma daha çox torpağa düşdüm. Avstraliyanın sahəsi təxmini yuvarlardırım 8 milyon, əhalinin sayı 25 milyon bir kvadrat kilometrə
Gerçi 20-25 nefere hal düşür. Kanada'nın sahası 10 milyon, ehatı 25 milyon, bir kvadratçımız 2-3 nefer adam düşür. Yahut Kazakistan'ın sahası 7 milyon, ehatı 20 milyon diye ki bir kvadratçımız 30 neferden az adam düşür. Brezilya burada meselesi var. Brezilya'nın sahası, demeli ehatı diye ki 220 milyon, sahası 8,5 milyon neferdi. Burada da ehalinin sahası 40 nefer təxmini. O yüzden bunlar da adam başına daha çok torpa sahip düşür. A cevabı olmayan da doğru cevabdır. B mende Çin var, Niderland var. Bunlar da halini sayının çokluğunu bilirsiniz. Halsızı çok büyüdü. C mende Japonya var, hemçinin Misir var. Her işin halsızı sayı 100 milyon nefetten çok değil. D mende yeniden Japonya, Belçika var. Y mende ateşçi Azerbaycan, Danimarka. Azerbaycan'da bir kubadır çoğumette halsızı sayı hardası 120 nefetti. Demek bunlar da adam başına düşen torpa ihtiyatları da azdır. Düzgün cevabı oldu. A bende Avustralya, Kanada, Brezilya, Kazakistan. Sakin hövzesinde yerleşen inşa etmiş ölçüler. A bende Arjantin, İndonezya inşa etmiş ölçüler. Döcür. B bendinde Malezya, Çin inşa etmiş ölçüler. Döcür. C bendinde İsrail, sakin hövzesinde diğer septi. D bende Japonya, Meksika inşa etmiş ölçüler. Diyor. Demek cevap yedi. Yeni değil. Ya Avustralya, Japonya sakin hövzesinde olan inşa etmiş ölçülerdi. Yüzü cevabı oldu Yemen. Hindistan sahanda yerleşen Afrika devletleri. Hindistan sahanda yerleşen Tanzanya, Liberya, Merakeş, Atlantik Okyanusu, Liberya, Atlantik Okyanusu sahanda yerleşti. Kenya, Angola, Tunis, Tunis yeniden Tunis, Angola bu Atlantik Okyanus sahilinde tekçe Çeniye'ydi burada Hindistan Okyanus sahilinde. Kongo, Mali, Etiyopya. Etiyopya'nın denize çıkışı yoktu. Mali'nin denize çıkışı yoktu. Kongo demeli bu Atlantik Okyanus sahilinde. Mozambik düzcüydü, Madagaskar düzü, Somali düzü burada Hindistan Okyanus sahilindeydi. Namibya Atlantik Okyanus, Libya Atlantik Okyanus, Kongo Atlantik Okyanus. Düzgün cevabı oldu diye ben de Mozambik, Madagaskar, Somali. Erasti yerlerinde yerleşen ülkeler. Koreya, devleti Koreya Respublikası, Koreya Yarımadası'nda değil, Merakeş Yarımada'da diyor, Bangladeş Yarımada'da diyor. İspanya, demeli Pirine, İsveç, Skandinavya, Siyad, Arabistan, Arabistan Yarımadası'nda düzgün cevap B bendi. C bendinde Afganistan Yarımada'da diyor, Filipin Ada Devletli. D bendinde Hindistan Yarımada'da, Sri Lanka Ada Devletli, Mongolistan, Mateş, Dahili Mülkiye'de. Finlandiya, Yarımada'da Pakistan demeli Yarımada değil. Nepal'daki Mateş dahil ölçüde düzgün cevap oldu. Düzgün cevap oldu. İspanya, Pirineyemizi, İsveç, Skandinavya'mızı, Serbiye, Arabistan, Arabistan'ımızı düzgün cevap B bendi. Asya'nın dünya ölçüde bir başa çıkışı olmayan ölçeli. Singapur ada devleti denize çıkışı var. Laos, Hintçin yarımadası denize çıkışı olmayan yegane ölçeli. Singapur'a göre demek cevap septi. Afganistan çıkışı yoktu, Vietnam'ın var. Nepal denize çıkışı yoktu, Hindistan'ın var. Özbekistan yoktu, Afganistan yoktu. Burada Hindistan'a Hindistan'a göre cevap septi. Hindistan denize çıkışı var. Küveyt denize çıkışı var, Yemen çıkışı var, Afganistan yoktu, Pakistan var. Malezya'nın çıkışı var, Endonezya'nın çıkışı var, Pakistan'ın var, Filipin'in var. Demek cevap yedi. Afganistan Mateş dahil ölçedi, Nepal dahil, Mateş dahil ölçedi. Afganistan Canıb Qarib Asiyada, Nepal Canıb Asiyada, Bhutan Canıb Asiyada, Mongolistan'da Mərkəz Asiyada deyəndə birbaşa çıxışı olmayan ölkələrdə düzgün cavab yiyə bəndi. Sakin hövzəsində yerləşən dövlətlər. Çili, Tayland, Pakistan, deməli Hindistan sahilindədir, səbdi. Filippin, Yaponiya, Somali, Somali, Hindistan sahilindədir, səbdi. Libya, Atlantik Okyanus sahilindədir. Avustralya sakin düz idi, Kanada sakin düz idi, Libya göre septi. Demen de Kolombiya sakin, Brazilya, Atlantik Okyanus, Mozambik, Hindistan septi. Demen cevap yedi. Peru sakin, Yeni Zelanda sakin, Karayiris Tura sakin, övzesinde yerleşen ölçelerdi. Düzgün cevap Y bendi. Dünya okyanında bir başa çıkışı olmayan Asya ölçeleri. Özbekistan, Mongolistan, Pakistan, Irak'ın denize çıkışı var. Mongolistan, Mateş dahili, Nepal, Türkmenistan, Singapur ada devletli denize çıkışı var cevap sertti. Çemen'de Afganistan, demeli Mongolistan, Özbekistan, Laos, Laos Çin yarımadasında denize çıkışı olmayan ölçeli. Afganistan,
bu Cənub Qərb Asiyada dərəcəsi şiş olmayan ölkədir. Monqolistan, Özbəkistan və Mərkəz Asiyada dərəcəsi şiş olmayan ölkələrdir. Düzgün cavab Seyvəndir. Dəniz sahili suları qurutma və ərazini genişləndirən ölkələr, deməli Matej dağının da yerləşən ölkələr, həm də inkişafmış ölkələr bu sahədə fərqləndir. Almanya Böyük Britaniyada dispetsiyanın dənizə çıxışı yoxdur. Niderland düzdür, Belçika düzdür, Japonya düzdür. Düzgün cavab B bəndi. C bəndində Macaristan dənizə çıxışı yoxdur. D bəndində Çadın dənizə çıxışı yoxdur. E bəndində Böyük Britaniya, Danimarka, Finlandiya. Deməli, bu ərazidə, buralarda Finlandiya belə bir iş görmür. Bu ayırda düzgün cavab oldu. Düzgün cavab oldu. Niderland, Belçika, Japonya. İran Körfəzi ölkəsində yerləşən ölkələr Kuveyt düzdür, İran düzdür, Yemen. Deməli, İran Körfəzində deyir, Suriyə İran Körfəzində deyir, İran, İraq, Misir İran Körfəzində deyir, Səbdi, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Kuveyt, Qətər, Sudan, Afrikadır, Səbdi, Kuveyt, Qətər, Bəhreyn, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri. Bunlar İran Körfəzində yerləşən ölkələrdir. Düzgün cavab D bəndi. Libya, yenidə İran Körfəzində deyil, İraq, Misir, Bəhreyn, bunlar, deməli, Misir İran Körfəzində deyil, o gün yenidə cavab səhvdir. Düzgün cavab oldu, Kuveyt, Qətər, Bəhreyn, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri. Altdan Türkiyənin sahədə yerləşən ölkələr, İspanya düzdü, Argentina düzdü, Meksika düzdü. B bəndində, deməli, Çin səhvdir, S bəndində, Yemen, deməli, bu, Hind Okyanı sahilindədir. D bəndində deməli Pirus Okyanı sahilindədir. Y bəndində Hindistan Hind Okyanı sahilindədir. Ancaq bir ölkə ilə quru sərhəddə malik olan ölkələr İspanya, Fransa, deməli Portuqaliya, Haiti, Dominikan Respublikası ilə bir ölkə, Brunei, bu Malayziya ilə bir ölkə. Malayziya, İndoneziya ilə Brunei ilə qonşudur. Portuqaliya təkcə İspaniya ilə qonşudur. Polşanın qonşusu çoxdur. Düzgün deməli cavab oldu Haiti, Brunei və Portuqaliya. 2-3-5 2-3-5 cavab D bəndindədir. Haitinin qonşudur Dominika. Brunei'nin qonşudur Malayziya, Portuqaliyanın qonşudur İspaniya. Düzgün cavab oldu 2-3-5 D bəndi. Pakistan Hind Okyanusu şimalı içti. Afganistan'ın dənizə çıxışı yoxdur. Norveç şimal buzlu Atlantik Okyanusu şimalı içti. Argentina Atlantik Okyanusu şimalı içti. Monqolistan dənizə çıxışı yoxdur. Çadın dənizə çıxışı yoxdur. Düzgün cavab Pakistan, Norveç, Argentina 1 3 4 cavab Y bəndi. Afganistanın, Monqolistanın, Çadın dənizə çıxışı yoxdur. Düzgün cavab oldu 1 3 4 cavab oldu Y bəndi. Aid olduğu dövlətlər dağlıq rejiyaya malikdir, əhalisi Hind-Avropa dilayəsinə mənsubdur, dünya ölkənə birbaşa çıxışı yoxdur. Nepal Hind-Avropa dillərində danışma cavab səhvdir, Slovakiya danışır, amma deməli, dünya ölkənə birbaşa çıxışı var, Meksikanda çıxışı var, Monqolistan dənizə çıxışı yoxdur, Çexiyanın dənizə, Pakistan dənizə çıxışı var, bu da cavab səhvdir, Gürcüstan dənizə çıxışı var, cavab səhvdir, Tacikistan, Özbəkistan, Tacikistan, Moldova, deməli Moldova ovalıq ölkədir. Avstriya, deməli dağlıq rəlyef malikdir, Hind-Avropa dillərində danışır, dənizə çıxışı yoxdur. İsveçlə, həmçinin Əfqanistan, Fars dil qrupundadır. Fars dil qrupundakı Hind-Avropa dil ailəsində mənsubdur. Bu ölkələr hamısı matematik daxil ölkələrdir. Dağlıq rəlyef malikdir, əhalisi Hind-Avropa dillərində danışır, düzgün cavab yeməndir. Verilən əmətlərin aid olduğu dövlətdə əhal təbiyyatın birincisinə aiddirlər, bir-biriyle həmsərə deyil, eyni matikdə yerləşirlər. Avstraliyanın qonşusu yoxdur, o görə cavab səhvdir. Car Afrikada Avstraliya müstəqil matikdir. Böyük Britaniya Avropada, hərəsi bir ayrı-ayrı matiklərdə də ABŞ, Kanada, Meksika üçü də eyni matikdə, amma ABŞ, Kanada, Meksika bir-biriyle qonşudurlar, cavab səhvdir. Finlandiya, Belçika, İsveçlə, Finlandiyanın qonşusu, bunlar Finlandiya, Belçika, İsveçlə, heç biri bir-birilə qonşu deyirlər. Hamısı əhal təbiyyatının birinci simnaitlər və buranın hamısı deməli, Avrasiya materiyində yerləşirlər.
Finlandiya'nın komşusu Rusya'da, İsveç'te, Belçika'nın komşusu demeli Danimarka'da, Almanya'da, Hollanda'da, İsveç'in de komşusu Almanya'da, İtalya'da, Fransa'da, Avusturya'da. Hiçbir de bunlar birbirine komşu diyorlar, aynı matematikte yerleşirler. Ehal tabiatının birinci tipine aittirler. Düzgün cevabı oldu Finlandiya, Belçika, İsveç'te. Yemenli'nde Japonya, Çin, Rusya, Çin ve Rusya birbirine komşu değil. Yemen'de de Polşa, Ukrayna birbiriyle komşu cevap septi. Düzgün cevap oldu Finlandiya, Belçika, İsveç'te. En aslında yerleşen ölçülerin sayı daha çok olan yarımadalar. Hint, Çin, yarımadası da Laos'ta, Kamboca'da, Vietnam'da, Tayland'da, Myanmar. Şimdi ölçüler yerleşir. Skandinavya'da, Norveç'te, İsveç'te, Finlandiya'da bir çabuk Penoskandiya değilir. Demek iki yahut üç ölçü. Balkan yarımadasında çok sayıda ölçü var. Bulgaristan'da, Yunanistan'da, Şimali Maçedonya'da, Serbiya'da, Maçedonya'da, Bosna Hersegovina'da, Kosova'da, Arabistan yarımadasında Suudi Arabistan'da, Küveyt'te, Katar'da, Birleşmiş Arap Emirlikleri ölçen sayı çok değil. Demeli Arabistan yarımadası Balkan yarımadası. Demek düzgün cevabı oldu, B bendi. Skandinavya'da esna kalsa demek Norveç, İsveç. Sonra cevap B bendi. Hindistan'da, tek Hindistan'da, Pirney'de. İspanya, Portekiz, Jütlandiya'da yerleşir. Danimarka, Balkan ölçüsü çok da Skandinavya. İçinden ölçü, Yukatan'da da ki bir neçe ölçü var. Düzgün cevabı oldu, Balkan, Arabistan. Deniz yerleşti Büyük Adalar Grubu. Java, Jakarta, İndonezya'nın payitahtı burada yetişir. Tayvan Çin'e mehsustu. Sakhalin Rusya'nın bir Andaman Hindistan'ın adalarında Hindistan'a mehsustu. Kalimantan İndonezya'nın bir Büyük Adalarından Sumatra İndonezya'nın Büyük Adalarından bir. Düzgün cevap 1, 5, 6 cevap A bendinde verilir. Japonya'nın yerleştiği Büyük Adalar Grubu Hokkaido, Şimaldaki adası, Kalimantan, İndonezya'nın da Tayvan, Çin'in de Shikoku. Japonya'nın canımdaki adası, Sakhalin, Rusya'nın da Honshu, Japonya'nın en büyük adası. Düzgün cevabı oldu, 1 Honshu, 1 Hokkaido, 6 Honshu, 4 Shikoku. 1, 4, 6. Düzgün cevabı Yemen'di. 3 yarımçıda yerleşen ölçüler. Demek bu ölçüler ya Ekvator hat çetir, ya Greenwich hat çetir, ya da 180 derece meridyen çetir. 180 derece meridyen çetmesi biraz çetindi. Burada Rusya var. Başka ölçü biraz çetindi. O yüzden ya Ekvator çetir, ya da Greenwich meridyanı. Madagaskar septi, Rusya düzdü, Fransa düzdü, Rusya Fransa'nı. Rusya'nın 180 derece meridyen, Fransa'nın 0. meridyen çetir. Şimal dolmakla. Brazilya'nın Ekvator çetir, 3 yarımçeyde Büyük Britanya'nın demeli Greenwich çetir, 3 yarımçeyde Şerif'de geldi, Şimal'da, Brazilya, Şimal, Canıb, Gerd. İspanya'nın yeniden demeli Greenwich meridyen çetir, Şerif, Gerd, Şimal yarımçesindeydi. Düzgün cevap B bendi. Kolombiya, Canıb, demeli Gerd yarımçesindeydi, Şimal'a da çeçir. Peru, Pakistan şehir yarımçesinde değil, Paraguay canıbda, Gerb yarımçesinde, Meksika şimalda, Gerb yarımçesinde, İspanya 3 yarımçede, Brazilya 3, Hindistan 2, Mısır 2 yarımçede yerleşir. Düzgün cevap oldu. Brazilya, demeli şimal, canıb, Gerb, Büyük Britanya, şerk, Gerb, şimal, İspanya, şerk, Gerb, arasından Greenwich geçir, şimal yarımçede. Düzgün cevap oldu, B bendi. Canıb-Gərb Asiya regionuna aid olan ölkələr, Canıb-Gərb Asiya, Tayland, Canıb-Şərq Asiya aid olan cavab səbdi. Bir bəndə Afqanistan, Türkiyə, Nepal, Canıb, Butan, Canıb Asiya cavab səbdi. İran, Türkiyə, Səudi Ərəbistan, İsrail, bura Canıb-Gərb Asiya yerləşir. İran, Türkiyə, Səudi Ərəbistan, İsrail, burada çox sayda ölkə yerləşir. Səhv cavab düzdür. Bir bəndə Pakistan, Canıb Asiya, Kamboca, deməli Canıb-Şərq Asiya da səbdi. Y bendinde İsrail burada, Suriye burada, İndonezya, Canıb-Şərq Asiya'da, Livan'daki yeniden Canıb-Gərb Asiya'da. Düzgün cevabı oldu. İran, Türkiye, Suudi Arabistan, İsrail. Düzgün cevabı oldu. Y bendi. Karadeniz sahanda yerleşen ölçüler. Rusya düzdü, Türkiye düzdü, Belarus'un denize çıkışı yoktu, Macaristan'ın denize çıkışı yoktu. Türkiye düzdü, Bulgaristan düzdü, Almanya'nın demeli
Şimal denizde çıkışı var septi. Ukrayna'nın demeli Karadeniz'e çıkışı var septi. Bulgaristan demeli Bebende septi Bulgar Almanya'ya göre. Sebende Bulgaristan düzdü. Yunanistan'ın Karadeniz'e çıkışı yoktu. İsveç'in Karadeniz'e çıkışı yoktu. Polşan Karadeniz'e çıkışı yoktu. Debende Ukrayna düzdü, Türkiye düzdü, Gürcistan düzdü, Bulgaristan düzdü. Arabolla bunlardan başka Rusya'nın da Karadeniz'e çıkışı var. Demeli Ukrayna, Türkiye, Gürcistan, Bulgaristan demeli Karadeniz'e çıkışı olan ülkelerdi. Düzgün cevap Debende. Üç yarımçıda ilişkin devletleri müeyyini yenilen bunlar Ekvator tarafından kesilmedi ya da 180 derece meridyan, 0. meridyanda kesilmeldi. Demeli Venezuela, demeli yok Mongolistan şimalda şerde, İndonezya şimal canıb şerg yarımçasında, Brazilya demeli şimal canıb gerb, Bolivya canıbda gerb dedi, Kongo şimal canıb şerg üçlü, İndonezya demeli şimal canıb demeli şerg, Brazilya şimal canıb gerb, Kongo Kongo bu da şimal canıb şerg yarımçası değişir. Demeli İndonezya, Brazilya, Kongo cevabı. Bu da üç yarımçı değişir. Demeli A bendinde septi Mongolistan, B bendinde septi Bolivya, D bendinde septi Kanada şimal geldi, D bendinde, Y bendinde septi demeli Avustralya septi, Ukrayna septi, Türkiye'de septi. Düzgün cevabı oldu. C bendi için İndonezya, Brazilya, Kongo. Arasında çok düşükleri dalgalı yerleşen ölçüler. Gerb yarımçası ölçüleri. Tunis şerg yarımçasında da A cevabı septi. Nepal şerg yarımçasında da B cevabı septi. Senegal gerb yarımçasında yüksek dağlık ölçü diyoruz cevabı septi. Paraguay yüksek dağlık ölçü diyoruz septi. Çiğli, Norveç şerg yarımçasında cevabı septi. Meksika yüksek dağlık ölçü gerb yarımçasında. Bolivya yüksek dağlık ölçü gerb yarımçasında. Peru hemçinin. Düzgün cevabı ye bendi. Arasında çok yüksek dağlık ölçen şerg yarımçası ölçüleri. İran, Nepal, Türkmenistan yüksek dağlık ölçe döcür cevap septi. İran da ile yüksek dağlık ölçe diyor. Özbekistan, Pakistan, İran. Özbekistan yüksek dağlık ölçe döcür. Bir ses düzdü dağda yerleşir. Pakistan da yüksek dağlık ölçe döcür. Bolivya, gerb yarımçasında da cevap septi. Sonra Nepal, Afganistan, Tacikistan. Şerg yarımçasında yüksek dağlık ölçelerdi. Hiçbirinin denize çıkışı yoktu. Yüksek dağlık ölçelerdi. Yemenliğinde Çili, Uruguay, gerb yarımçası cevap sertti. Düzgün cevap Yemenli. Azerbaycan canım şerge yerleşen ölçüler. Türkiye gerbde duvarca cevap sertti. Türkmenistan şergledi. Çin şergledi. Mongolistan şergledi cevap sertti. Hindistan, İndonezya, Avustralya, Azerbaycan'ın canım şerge yerleşir. Hindistan, İndonezya, Avustralya düzgün cevap oldu. Sevendi. D bendinde Sevdi Arabistan'ı bizden canıbdadı. Sonra Y bende Mongolistan bizden şerdedi. O cevaplar septi. Düzgün cevap. Canım şerdi yaşayan ölçüler. Hindistan, İndonezya, Avustralya. Daha çok ölçüler hem Sevdi'den Asya ölçüleri. Mongolistan bir üstü Çin ve Rusya ile serhatleri. Bangladeş, Hindistan ile hayat olmadı. Yemen'in bir komşusu Sevdi Arabistan'ın diğer komşusu Oman'dı. Demek cevap Çin ile Özbekistan'dı. Çin'in çok sayıda komşusu var. Rusya'da, Mongolistan'da, Koreya'da, Kırgızistan'da, Tacikistan'da, Nepal'da, Butan'da, Vietnam'da vesaire çok komşuları var. Özbekistan komşuları Kazakistan'da, Türkmenistan'da, Kırgızistan'da, Tacikistan'da, Afganistan'da, Özbekistan'da çok komşusu var. Demek düzgün cevap 2-4 sevendi. Brezilya'da hemşerat olmayan ölçüler. Demek burası Cenab-ı Amerika Mateş'in sahası tekminen 17 milyon kvadrat kilometre. Bunun yarısı Brezilya'nın sahesine düşür. Demek Brezilya burada ekser ölçülerle komşudur. Komşu olmadığı ölçüler Çiğli'di. Mateş'in canım kalbinde şimdi de Ekvador. Bu iki ölçüyle komşudur. Kalan ölçülerle komşudur. Düzgün cevap A bendi. Üç yarımçıda yerleşen payitaht şehri bildiğiniz gibi Greenwich Meridyanı London şehrine geçir. O gün London şehrinin çok hissesi Gerb yarımçasındadır. Bir hissesi Şehir yarımçasında Ekvator Gölü'de Şimal yarımçasında. Moskva Şimal Şehir yarımçasında, Batı Şimal Şehir yarımçasında,
Toçi Şimal ve Şergemçen'de İstanbul'da Şimal ve Şergemçen yerleşir. London şehri demeli şehrinde Gerde ve Şimal Yemçesi'nde yerleşen demeli payitahtı. Canım Şerif Asya'nın Vapkora Yarmada ve adlı yerleşen ölçüleri. Canım Şerif Asya'da birinci Yarmada ölçü, ikinci adı dövlet. Laos Yarmada'da değil, Tayland'da Yarmada'da değil, Hint her ikinci Yarmada'sında değil, Vietnam Yarmada'da değil, Brunei ise orada, demek Kalimantan Adası'nda değil, düzgün cevap değil. Nepal, Mateş dedi, dahil dedi, Vietnam Yarmada dedi, Myanmar, demek Yarmada, Kamboca Yarmada, Bangladeş, Mateş dedi, Malazya Yarmada, düzgün cevap burada, Vietnam, Hintçin Yarmada'sında Brunei ise Kalimantan Adası'nda yerleşir, düzgün cevap Yemen'di. Şerqi Asiyanın Vapkora Yarmada ve adlı yerleşen ölçüleri. Şerqi Asiyada Mongolistan Şerqi Asiya diyor, Mərkəz Asiyada cevap səhvdir. Çin Şerqi Asiyada Yarmada deyil, o cürde səhv cevabdır. Hindistan deməli Yarmada'dadır, Hindistan Yarmada'sındadır. Tayvan Hindistan'a Çin'in tərkibindədir, müstəqil dövlət diyor. Koreya Yarmada'sı, Koreya Yarmada'sındadır. Japonya ise adlı yerleşen ölçedir. Vietnam, Hintçin Yarmada'sında Kariye Kardemokrasi'de Yarmada'dadır. Düzgün cevap olmadı. Düzgün cevap oldu Kariye Yarmada'da. Japonya devleti adlı yerleşir. Cevap devendi. Dünya siyasi haritasının formalaşmasının en yeni dönümünde baş veren mühim değişiklikler. Demeli, müstəmlikə sisteminin dağılması, müstəmlikə sistemi həqiqətən dünyada dağıldı. Amerika ve Avustralya'nın çeşitliği çoktan olup 15. 17. əsrlərdə SSR'nin parçalanması nəticəsində yeni müstəqil dövlətlərin yaranması 90-cı illərdən sonra baş verib. Bir düzdü, üç düzdü. Sonra müstəmlikə imperiyalarının yaranması ve genişlənməsi, hazırda müstəmlikə imperiyalarının yaranması nədir, genişlən bir səhvdir. Müttəfiq monarxiya dövlət quruluşu formasına malik olan ölkələrin artması, monarxiya dövlətlərinin sayı artmır səhvdir. SSR'de ve Şərqi Avropa ölkəlerinde sosializm sistemi sükutu 90-cı illerden sonra SSR'de Şərqi Avropa ölkəlerinde sosializm sistemi həqiqətən sükutu uğradı. Düzgün cavabı müstəmlikə sisteminin dağılması, SSR'nin parçalanması nəticəsində yeni müstəqil dövlətlərin yaranması, SSR'de ve Şərqi Avropa'da Şərqi Avropa ölkəlerinde sosializm yeni sükutu düzgün cavabı oldu 1-3-6 cavab oldu A bəndində. Tropikçilikdə yerləşən ölkələr. Türkiyə subtropikdədir. Almanya, mülayim dedi, Argentina'nın bir ses tropik'e düşür. O bir cevaplara göre septi. Fransa subtropik mülayim cevap septi. Mongolistan mülayim, Japonya subtropik mülayim cevap septi. Kanada mülayim, subarktik, arktik. Azerbaycan subtropik mülayim. Özbekistan subtropik mülayim. Libya tropik. Kazakistan subtropik mülayim. Belarus mülayim. Demek cevap Yemen'di. Mısır Afganistan'da tropik kuşağda, Meksika, Merkez Amerika'da tropik kuşağda, Sergistan'da tropik genişler değişir, düzgün cevap yebendi. Ölçülere muhabbet gelen yarmadaları müeyyen edin. İndi, Vietnam yerleşir Hintçin yarmadasında. Vietnam yerleşir Hintçin yarmadasında. Bire geldi de. Bire de cevabı, bire de cevabı yoktu. O yüzden bunu götürmedi çok çaman ki. Portekal'ya yerleşir Pirine yarımadasında. İkiye gelir A. İkiye A cevabı var. İkiye A cevabı var. Bir yerde var. O cevabı yoklayan. Demek ki C'de var. Sonra Danimarka yerleşir Jutlandiya'da. Üçe Y gelir. Danimarka yerleşir Jutlandiya'da. Üçe Y gelir. İkiye A. Üç B cevap sep çıktı. O cürde çıktık. Üçüncü cevabından yoklamaya. Demek ki Danimarka yerleşir Jutlandiya'da 3'e Y. Sonra İtalya yerleşir Apenin yarımadasında 4'e B. Sonra Oman yerleşir, Oman devleti yerleşir Arabistan yarımadasında 5'e de C. Cevap suçlar B bende çıktı. Demek ki Danimarka yerleşir Jutlandiya yarımadasında 3'e geldi Y. İtalya yerleşir Apenin yarımadasında 4'e geldi B. Oman'a da geldi. Demek ki Arabistan'ımızı C. Cevap oldu B bende. Asya'nın rütübətli iqlim şəraitinə malik şəhərləri. Asya rütübətli iqlim. Ulan Bator Mərkəzi Asya'da Qurar.
yerdi, yaxdı sürtübətli idi, Upa, Mürayim Continental deyim, Şanxay, bu yayda rütübətli idi, Tokyo yayda rütübətli, Aşqabad qurar yerdi, Singapur rütübətli yerdi, Hanoi yay rütübətli idi, Ərliyyət qurar yerdi, Kolombo, Şirlankada, deməli rütübətli yerdi, Bəstrə qurar yerdi, Tehran qurar yerdi, deməli cavab yer bəndi, Çərkətə, deməli Hindistanda rütübətli iqlimə malikdir, Jakarta, İndoneziyanın paytaxtı rütübətli iqlimə malikdir, Tokyo'da Yaponiyanın paytaxtı deməli rütübətli iqlimə malikdir, deməli cavab oldu yer bəndi. Cənub Avropa və Şimali Avropa ölkələrinin oxşar cəhətləri. İnci etmiş ölkələrdir, bu Şimali Avropaya, Cənub Avropaya aiddir, Şimali Avropaya aiddir, yer səbdir. Sonra Aralıq dənizi sahilində yerləşdirilər, iki düzdür, cavab iki ilə başlayacaq, C-di ya da D-di, C-di ya da D-di. İxracatlarında emalatı sənayi məhsullar üstünü təşkil edir, bu Cənub Avropaya aiddir, o yüzdə səbdir. Zeytun sitrus meyvələri becərirlər 2-4 cavab olacaq D bəndi. Əhalinin təbii artımı yüksəkdir. Bu Şimali Afrika aiddir, Cənubi Avropaya aid deyil. Beynəlxalq turizm inkişaf etmişdir, hər ikisinə aiddir. Düzgün cavab oldu 2-4-6. Aralıq dənizi sahilində yerləşmişlər. Zeytun sitrus meyvələri becərilir və beynəlxalq turizm inkişaf etmişdir. 2-4-6 cavab oldu D bəndi. Yalnız bir okyan sahilində yerləşən ölkələr, Hindistan Hind okyanı sahilindədir, Rusiyanın ətrafında şimal buzlu var, sakit var, Atlantik var, Baltik dənizi vasitəsilə Rusiya səbdi, Kanadanın şimalında, şimal buzlu şərqində, qərbində sakit Atlantik okyanı var səbdi, Braziliya düzdür, deməli, ancaq Atlantik okyanı rahat olunub, deməli, 1-4, Madagaskar ancaq Hind okyanı 1-4-5, İndoneziyanın deməli qərbi Hinddir, şərqi sakitdir, İndoneziya səbdir, Laosun dərəcə çıxışı yoxdur, Portuqaliya düzdür, Portuqaliya Atlantik okyanı şamalikdir. Deməli düzgün cavab belə oldu, Hindistan, Braziliya, Madagaskar, Portuqaliya, 1-4-5-8, 1-4-5-8 cavab oldu abəndi, bir də deyirəm, Hindistan, deməli Hind okyanı, Braziliya, Atlantik okyanı, Madagaskar, Hind okyanı, Portuqaliya, Atlantik okyanı, 1-4-5-8 cavab oldu abəndi. Ərazinin iki və daha artıq dövlətin yerləşdiyi adalar. Böyük Britaniyada bir dövlət var adasında. Vacuda ABN-də baxmıram. Madagaskarda da bir dövlət var. Kalimantanda İndoneziya var, Malaziya var, Brunei dövləti var. Kalimantan düzdür. Yeni Gvineyanın da bir hissəsi, İndoneziyanın bir hissəsi Papua Yeni Gvineyanın düzdür. İrlandiyada, İrlandiya Respublikası ilə Şimali İrlandiya, Böyük Britaniya birinə aid olan Şimali İrlandiya var. Haiti da Haiti ilə Dominikan Respublikası var. İki dövlət. C cavabı düzdür. Bilirəm, Kalimantan, İndoneziya, Malaziya, Brunei, Yeni Gvineyada, Yeni Gvineya, Papua. İndoneziya, Papua, Yeni Gvineya dövləti. İrlandiyada, İrlandiya Respublikası ilə İrlandiya ilə Şimali İrlandiya, Böyük Britaniya aid olan Haiti da Haiti və Dominikan Respublikaları yerləşir. Düzgün cavab C bəndi. Orta Avropada dənizə çıxışı olmayan ölkələr. Orta Avropada dənizə çıxışı Fransanın var, Norveçin var, Lüksemburgun yoxdur, Almanyanın var, İsveçin var, Avstriyanın yoxdur. İsveçlərin dənizə çıxışı yoxdur Orta Avropada, Avstriyanın dənizə çıxışı yoxdur, Lüksemburgun dənizə çıxışı yoxdur, düzgün cavab C bəndi. Bunlar Orta Avropadır. Belçikanın dənizə çıxışı var, Almanyanın dənizə çıxışı var. D cavabında Yemen'de Fransanın, Portugal, İtalya üçün de dənizə çıxışı var. Düzgün cavab, deməli Orta Avropada İsveçlə, Avstriya, Lüksemburgun dənizə çıxışı yoxdur. Avropanın dənizə çıxışı olmayan ölkəli İsveçin var, A cavabı səhvdir, B bəndi İtalyanın var, C bəndi Avstriyanın yoxdur, Belarusun yoxdur, Macaristanın yoxdur, İsveçlərin yoxdur, düzgün cavabı C bəndi. Avstriya, Belarus, Macaristan, İsveçlə, D-də dənizə çıxışı olan Almanya'dır, Almanya'dır, Y-də dənizə çıxışı olan Bulgaristan'dır, Rumuniyadır, buranın dənizə çıxışı var, düzgün cavabı oldu. Avstriya, Belarus, Macaristan, İsveçlə, düzgün cavab oldu, C bəndi. İsveçlə, İran və Nepal dövlətləri çox şəxsiyyətlər Alp-Ümrar quşağında yerləşirlər. İsveçlə, Alp dağlarında, İran dağlı yaylasında
Orada Elburz dağları var, Zagros dağları var. Nepal'daki Himalay dağlarında bunlar hamısı Alp Himalay kuşağında yerleşmiş ülkelerdi. Monarhi idare etme kuruluşuna malikti. İsveçli Respublika'da o yüzden monarhiye döngür cevap sertti. İran'da Respublika'da Nepal monarhiyeydi. Platforma sayesinde yerleşti. Bunlar Göçler kuşağındadılar sertti. Unitar ülkelerdi İsveçler. Federatif devletti sertti. Federatif ülkelerdi İran. Unitar devletti. Nepal Unitar Devleti cevap sertti. Düzgün cevap Alp Himalay kuşağında yerleşirdi. Düzgün cevap Abendi. Kaydolun ölçüler grubunu müeyyen edin. Tanzanya, Angola, Mozambik, Vietnam, Avrasya'da Vajra cevap sertti. Birbirinde Honduras, Merkez Amerika'da, Şimal Amerika'da sertti. Bir sürü sertler diyelim. Bhutan, demek Asya'da cevap sertti. Afganistan, Avrasya'da cevap sertti. Demek cevap Yemen'de, Libya, demeli Şimal Afrika'da, Gabon, Gerbi Afrika'da, Nijer, Gerbi Afrika'da, Mozambik, Canıb'da, Şerq Afrika'da, düzgün cevap Yemen'de. Aral Deniz Öbzesi'ne yerleşen devletler, Almanya burada, Tunis Afrika'da, Aral Deniz sahilinde, İtalya, Avrupa'nın canında, Aral Deniz sahilinde de Fransa hemçinin, Avrupa'nın, Gerbi Avrupa, Canıbı Avrupa sayılır. O da Aral Deniz sahilindeydi. Düzgün cevap A bendi. B bendinde sep cevabı diyeceğim. Pakistan Avrasya'da burada değil. S bendinde Polşa Orta Avrupa'da şimalda değil. Şerq Afrika'ya aittir. Aral Deniz sahilinde değil. Septi. Kalanlar Aral Deniz sahilinde değil. D bendinde İspanya, Sudan Afrika'da Aral Deniz'de Mısır'dan canıbda Aral Deniz sahilinde değil. Kalanlar düzeydi. Yemen'de Fransa, Yordanya, Livan, Irak. Irak Aral Deniz sahilinde değil. Demek düzgün cevabı oldu. Demek düzgün cevabı oldu. Almanya, Tunis, İtalya, Fransa, Abendi. İsveç, Polşa, Macaristan, Almanya için ümumi olan hususiyet. Çeşmiş sosyal sistemi ölçülerdir. Burası çeşme sosyal sistemi ölçülerinden Macaristan'dan Almanya var. İsveç, Polşa, böyle ölçü duyur septi. Şerq Avrupa ölçülerdi. Şerq Avrupa'dan burada Polşa, Macaristan, Almanya etti. İsveç, Galiba Avrupa'ya etti. Cevap septi. Yeni Sutkan'ı eyni vaxta karşılayırlar. Siyasi kaytaya, ya psiki kaytaya bakanında İsveç'in canında Polşa, Polşa'nın canında Macaristan, Macaristan'ın canında Almanya eyni meydanlarının yerleştiğini görürüz. Demek ki burada yeni ili Yeni Tutkan'ı eyni vaxta karşılayan ölçülerdi. Düzgün cevap sevenlindedir. İndi Avrupa dil ailesinin eyni dil grubuna daxil diller. Macaristan Ural dil ailesine aitti. O yüzden cevap septi. Demek İsveç, Polşa, Polyaklar, Polşalılar, Slavyan dil grubunda İsveç, Hind Avrupa dil ailesinin, demek Cerman dil grubunda cevap septi. Okyana bir başa çıkışı var. Macaristan'ın okyana bir başa çıkışı yoktu. O gölde o cevap da septi. Düzgün cevap oldu. Düzgün cevap oldu. Yeni Sutkan'ı eyni vaxta karşılamalar. Şey cevabı. Şimal Amerika'nın uzgar şimal, canıb, şerq ve gerb noktalarının yerleştiği müvafık ölçeler. Kanada şimal düzdü, Panama canıb düzdü, şerq Kanada düzdü, gerb Amerika Birleşmiş Devletleri düzgündü. Demek ki şimalda Mexico, canıbda Mariato, şerqde St. Charles, gerbde Uet Şahzadesi Amerika Birleşmiş Devletleri'nde düzgün cevap abendi. Ölçen adı yerleştiği yarımada ve paytaxtının düzgün belirlediği sıranı müeyyen edin. Portugaliya Pirney yarımadasında paytaxtı Lisabon'da portu değil. Kamboca Hintçin yarımadasında Arabistan yarımadasında değil. O adıyla ikinci adı, ikinci sırada septi. Tayland Hintçin yarımadasında paytaxtı Bangkok'da düzgün cevabı. Demek üçüncü cevap düzgün değil. Yunanistan Pirineo Balkan yarımadasında paytaxt Afina düzgün idi. Danimarka Yucatan Jutland yarımadasında paytaxtı Kopenhagen. Demek düzgün cevap burada Tayland Hintçin yarımadasında ve paytaxtı Bangkok şehirdi. Ölkənin adı yerleştiği region ve paytaxtının düzgün verildiği sıra. İran Canıb Şərqi Asiya değil, Canıb Qərbi Asiya'da paytaxtı Tehran düzgün. Filipin
Merkez Asya, Cənub-Şərq Asiyadır, paytaxtı Manila düzgündür. İrlandiya Qərbi Avropada paytaxtı Amsterdamdır, Amsterdam Niderlandın paytaxtıdır, səhvdir. Çin Şərqi Asiyada paytaxtı Pekin düzgün cavabdır. Japonya Cənub Qərbi Asiyada deyil, Şərqi Asiyada paytaxtı Tokyo düzgündür. Deməli burada düzgün olan sıra Çin Şərqi Asiyada paytaxtı Pekin şəhəridir. Düzgün cavabı oldu. Deməli dördüncü C cavabı. Regionların müvafiq gələn dövlətləri müəyyən edin. Deməli, Türkmenistan mərkəzi Asiyadadır, düzdür. Japonya, Cənub Asiya deyil, Şərq Asiya cavab səhvdir, birinci sıra səhvdir. Həmçinin Özbəkistan da Cənub Şərq Asiya deyil, Mərkəz Asiyadadır. İkinci sırada Özbəkistan Mərkəz Asiyada düzdür, Qazaxıstan Cənubu yox, Mərkəz Asiya cavab səhvdir. Pakistan Cənub Şərq Asiya deyil, Cənub Asiyadır, ikinci sırada səhvdir. Monqolistan Mərkəzi Asiyada düzgündür. Bangladeş Hindistan şərqində deməli Cənub Asiyada düzdür. Laos Cənub Şərq Asiyada dərəcə çıxış olmayan yeganə ölkədir. 3-cü sıra düzdür cavab oldu deyə bəndi. 4-cü sırada Hindistan Mərkəz Asiyada deyil, Cənub Asiyada cavab səhvdir. Həmçinin Koreyandakı Cənub Asiyada deyil, Şərq Asiyadadır. Təkcə düzgün olan Myanmarın Cənub Şərq Asiyada olmasıdır. 5-ci sırada Pakistan deməli bu Mərkəz Asiya deyil, Cənub Asiyadır. Çin Cənub Asiya deyil, Şərq Asiyadır. Japonya Cənub Şərq Asiya deyil, Şərq Asiyadır. Deməli düzgün cavab oldu. Monqolistanın Mərkəz Asiyada, Bangladeşin Cənub Asiyada, Laosun da Cənub Şərq Asiyada olduğu 3-cü sıra o da D bəndində verilib. Xəritə sistemində rəqəmlərlə verilmiş ölkələri müəyyən edin. Deməli 1-ci ölkə Somalidir. Somali ilə başlayan cavablara baxacaq. Deməli, cavab B-də var, bir də Y-də var. B-Y. İkinci ölkə, ikinci ölkə Mərakeşdir, deməli cavab B bəndidir. Sonra, üçüncü ölkə Mavritaniya. Yenidə, deməli B bəndini yoxdur, Mavritaniya düzgündür. Dördüncü ölkə Libya düzgündür. Deməli, B cavab düzgündür. Düzgün cavab bir də deyirəm, Somali. Deməli, bir ilə verilib Mərakeş. Qərb mənasına gəlir, Əl-Məqrib sözündəndir. Deməli, qərbi, şimal qərbi Afrikadadır, Mərakeş düzgündür. Mavritaniya 3 ilə verilib, düzgün cavab. Libya 4 ilə verilib, düzgün cavab. Deməli, bir bəndi düzgündür. Bir də Somali ilə başlayan Y cavab var. Y cavabında 2 ilə Nigeriya verilib. 2 Nigeriya, deməli, Qibniyə körpəzi sahibində olan ölkədir. Orada ölçü göstərilməyib. Düzgün cavab oldu B bəndi. Xəritə sistemində rəqəmlərlə verilmiş ölkələrin düzgün sırasını müəyyən edin. Deməli, birinci ölkə Nigeriyadır. A düzgün ola bilər, B düzgün ola bilər. İkisini yoxlayaq. Deməli, A-ya baxaq. Birinci Nigeriya, ikincisi Əlcəzair. İkinci Əlcəzair düzgündür. Üçüncüsü Çad. Çad gölün görürsünüz orada. Çad düzgündür. Sonra dördüncü Etiyopya. Etiyopya düzgündür. Yanında Eritreya yer aldı. O göre kırmızı dənizə çıxışını itirdi. Deməli cavab A bəndi düzgündür. Bir deyirəm. Deməli birinci Nigeriyadır. İkinci ölkə Əlcəzairdir. Düzgündür. Üçüncü ölkə Çaddır. Dördüncü ölkə də Etiyopyadır. A bəndi düzgündür. İkinci B cavabında birinci Nigeriya'da Nijer var, onun konuşucu değil, Nijer burada belirmeyip. Düzgün cevabı oldu A bende. Xerite sistemdeki rəqəmlərə uygun gelen mikro devletleri müəyyənin. Deməli mikro devletlerden birincisi Fransa ile İtalya'nın sərhəbində Aral Dənizi sahilinde yerleşen deməli ölkə. Bu ölkə bir düz kimi Monaco'dur. Birinci ölkə Monaco'dur. Va göre cevap B bendinde. Tekçe B bendinde verilir. İkinci ölçü İtalya'nın şerh tarafında San Marino Respublikası'dır. Üçüncü ölçü İtalya'nın paytaxtı Roma şehrin içerisinde olan Vatikan'dır. Dördüncü ölçü ise Avusturya ile İsveçre'nin arasında yerleşen Liechtenstein devletidir. Demek düzgün cevap oldu B bendinde.
bir de yoklayaq. Deməli, birinci ölçə Fransanın, deməli, Aralın sahilində olan Monako dövlətdir. İkinci ölçə, deməli, İtaliyanın şərqində, şimal tərəfdə San Marino Respublikasıdır. Üçüncü ölçə Vatikan'da Roma şəhərində yerləşir. Dördüncü ölçədəki Liechtenstein'di, Avstriya'da İsveç'in sərhədində yerləşən ölçədir. Düzgün cavab oldu, B-bəndi. Dünyanın siyasi xəritəsində keyfiyyət dəyişmələrinə aiddir. Bildiyiniz kimi keyfiyyət dəyişmələri var, cəmiyyət dəyişmələri var. İndi müharibələr nəticəsində ərazilərin zəbt edilməsi yaxud itirilməsi bu cəmiyyət keyfiyyət dəyişikliyidir, bu cəmiyyət dəyişikliyidir. O da birinci cavab zəbtdir. İkinci bənd. Dəniz dayaçlarının qurudulması ilə ərazilərin genişləndirilməsi burada keyfiyyət dəyişikliyi yoxdur. Üç, dövlətlərarası siyasi təşkilatların, ittifaqların, gülbəcə siyasi beynəlxalq təşkilatlar var, bunların yaranması bu keyfiyyət dəyişikliyidir. Problemlər bircə həll olunur, birlikdə həll olunur. Üç, doğrudur. Dörd, ictimai-iqtisadi formasiyaların tarixin əvəz olunması, ictimai-iqtisadi formasiyaların tarixin əvəz olunması ölkələrin, dövlətlərin, əhalinin siyasi şuur səviyyəsinin yüksəlməsi deməkdir bu. Siyasi xəritədə baş verən keyfiyyət dəyişikliyinə aiddir. Beş dövlət quruluşunun yeni formalarının meydana çıxması bu da keyfiyyət dəyişikliyinə aiddir. Demək, düzgün cavab oldu. Dövlətlərarası siyasi təşkilat və ittifaqların yaranması. Üç, ictimai-iqtisadi formasiyanın tarixin əvəz olunması. Dörd, və dövlət quruluşunun yeni formalarının meydana çıxması. Beş, üç, dörd, beş cavab oldu. A bəndi. Sahillərini ancaq Atlantik Okeanın suları yuyan Cənubi Amerika ölkələri. Peru bildiyiniz kimi Atlantik yox, Sakya sahillərində o göz cavab səbdi, abəndi. Elə birinci cavablar idi. Brazilya ancaq Atlantik Okeanın sahillərində, Argentina ancaq Atlantik Okeanın sahillərində, Çili Sakya sahillərində cavab səbdi. S bəndində Kuba, deməli bu Cənubi Amerika ölkəsi deyil, o acudə mərkəzi Amerika ölkəsidir. D bəndə Argentina, ancaq deməli bu Atlantik Okean sahilindədir, Brazilya ancaq Atlantik Okean sahilindədir, Uruguay, Argentina ilə Brazilyanın arasında Atlantik Okean sahilindədir, Venezuela həmçinin Cənubi Amerikanın şimalında, deməli bu da ancaq Atlantik Okean sahilindədir, D cavabı düzgündür. Y bəndində Qayana, Honduras. Cənubi Amerika aid deyil, Meksika Cənubi Amerika aid deyil, düzgün cavab oldu. D bəndi Argentina, Brazilya, Uruguay, Venezuela. Deməli, Böyük Britaniyanın paytaxtı London şəhərində Çinlilər Çin şəhəri məhəlləsi yaratmışlar. Burada Çin musiqisi eşidilir, insanlar Çin dilini danışır, reklamlar heroqliflərlə yazdır, mağazalarda Çin malları satdır. Mətində hansı sivilizasiyadan qarşılıqlı əlaqəsi təsvir edilmişdir. Çin və Latin Amerikası, Latin Amerikasının mətləbə dəxili yoxdur. B bəndində şərq və pravoslav, pravoslavlar şərq Avropa xalqlarıdır, bunlar burada pravoslav yoxdur. Bu görə cavab səhvdir. S bəndində qərb və Çin, deməli Britaniyanın, Britaniya qərb sivilizasiyasına aiddir, Çindəki elə Çin sivilizasiyasına aiddir, bu görə C cavabı doğrudur. D bəndə qərb Hind, qərb düzdür, Hind səhvdir. Y bəndə Afrika Budda, bu da səhv cavabdır, düzgün cavab qərb cavab oldu. Qərb Çin. Deməli, 20-ci əsrin 80-90-cı illərində dünyanın siyasi xəritəsində baş verən mühüm dəyişikliklər. SSR-nin Yuqoslaviya və Çexoslovakiyanın parçalanması bu illərdə baş verib, 90-cı illərdən sonra baş verib. Bir, doğrudur. Müstəmləkə ölkələr arasında dünyanın yenidən bölüşdürülməsi bu baş verməyib. Bu, birinci, ikinci dünya müharibələrində olan hadisədir, səhvdir. Almaniyanın birləşməsi, deməli, Almaniyanın birləşməsi bu vaxtda baş verdi. Üç, düzgündür. Şərq Avropa ölkələrində sosializm sistemi süquta uğradı, düzgündür. Dörd də düzgündür. Afrikanın əksər ölkələrinin müstəmləkəyə çevrilməsi, əksinə 56-60-cı ildə bunlar müstəmləkçilikdən çıxdılar, səhvdir.
Avusturya Macaristan İmperiyası'nın parçalanması, bu da Birinci Dünya Muharebesi'nden sonra baş vermiş hadiseleri. Demek düzgün cevabı oldu. Eskişehir'in Yugoslavya Çekoslovakya'nın parçalanması 1. Almanya'ların birleşmesi, Şerg Almanya ile Gerb Almanya'nın Almanya Demokrasi ile Almanya'nın birleşmesi 3. Ve Şerg Avrupa içinde sosyalizm sisteminin sukuta uğraması 1, 3, 4 cevabı oldu. A bendi. Karadeniz sahili ölçüleri sağ devrimin her çeşit istikametinde. Sağ devrimin her çeşit istikametinde sayak. Demeli Rusya'nın başlası, Rusya'dan sonra gelecek Gürcistan 1-3 ile başlayan cevap yoktu. Türkiye'den başlası, Türkiye'den sonra gelecek Bulgaristan 2-4 ile başlayan 2-4 var. 2-4 sonra 5 Ukrayna düzgündü, 1 Rusya düzgündü, 3 Gürcistan düzgündü. Cevap oldu, sevendi. Demeli Türkiye'den başladı, çeşitli Bulgaristan'a, Balkan yarımadasına, oradan çeşitli 3 Ukrayna'ya, Ukrayna'dan çeşitli Rusya, Rusya'dan geldi Gürcistan'a, sağ devre bir sıkıntı fırlandı. Cevap Türkiye'yle başlayan cevap sevendi. Düzgün cevabdı. Baltık Deniz sahili ölçüleri sağ devre bir her çetin istikamet dağıtı sırası. Almanya ile başlayan, 1 ile başlayan B bendin dedim. Almanya ile başladı. Bir ölçülerden başlayalım. Almanya'dan şimalda olur. Sağ devrim istikamında olur. Danimarka 1'den 4'e Çeçmen cevap tepti. İkinci ölçe İsveç ile başlayak. İsveç ile başlayır D cevabı. İsveç'ten şimalda var. İsveç'ten şimalda var. Finlandiya'nın çeçeğinden sonra Estonya düzgündü. Estonya düzgündü. Estonya'dan geldi 3 Polşa gerbe doğru geldi düzgündü. Sonra geldi 3 Almanya 1 düzgündü. Sonra geldi 3 Danimarka düzgündü. Sonra bu cevap düzgün çıktı diye cevabı. Demek İsveç'ten başladım. İsveç'ten çeştim. Finlandiya kalanından sonra Estonya düzgündü. Orada Latvia Litva'da yoktu. Sonra gelir Polşa. Polşa'dan sonra Almanya. Almanya'dan sonra Danimarka. Düzgün cevap oldu diye bendi. Verilen hususiyetlerin ait olduğu devletleri müeyyen edin. Dünya okyanına çıkışlar var. Demek çıkış olmayan ölçülerin hamısı septi. Tabiatın birinci tipine aittirler. İkinci vayda olanlar sep olacak. Eyni denizin sahilinde yerleşirler. Düzenli relief üstünü teşkil edilir. A bendi yokluya. Polşa, Latvia, Litva, Estonya. Bunlar hamısı komşu ülkelerdi. Demeli Polşa ovalığında, Almanya Polşa ovalığında yerleşirler. Dünyoskan'a birbaşa çıkışları var. Demeli bunların Baltık Denizi'ne çıkışları var. Bunlar ehal tabiatın birinci tabına aittiler. Baltık Denizi sahilinde yerleşirler. Redyeplerde düzenlikti. A cevabı doğrudur. B bendinde demeli Ukrayna demeli Karadeniz'e çıkışı var. Bu acıyla cevap septi. S bendinde Fransa demeli Aral Deniz'e çıkışı var septi. Burada yerleşmiş, burada yerleşmiş, dögül. D bendinde Norveç'in Norveç Denizi'ne çıkışı var. Baltık Denizi'ne çıkışı yoktu. Y bendinde Niderland, Belçika, Almanya, Polşa, Niderland demeli Baltık Denizi sahilinde diğer hemçin Belçika'da Baltık Denizi sahilinde düz cevap oldu. Polşa, Latvia, Litve, Estonya. Burak çeşmiş sosyal ölçülerdir. Latvia, Litve, Estonya, Estir'den ayrılmış, müstakil devlet olmuş ölçelerdir. Ağzımı doğrudur. Xerite çıkımda daire alınmış adalar grubuna ait olan hususiyet. Demek adalar grubu. Demek burada biz Peru'nu gördük, Brezilya'nı gördük. Demek Cenab-ı Amerika'dı. Bu adalar grubu. Demeli Galapagos adalarında ekvator üzerinde Nazca Cocos tavalarının ayrılma zonasında yerleşmiş adalardır. A bende cevap oldu, B bende. Nazca Karib litosferi tavalarının konvergent zonasında formasyonu Karib tabası Cenab-ı Amerika'nın şimalında değil. Yani Brezilya şimala katlı olarak ilerliyor. B bende Nazca ve Cocos Nazca tavası ve Cocos tavalarının divergent serendedir. B bende düzdü. Ada subdiksiye zonası diye yerleşir. Subdiksiye zonası diyor. Burada divergent zona diye. İçi ışıklanma kuşağında yerleşir. O da ayrıca içi ışıklanma kuşağında dögür. Bu
demeli Ekvator üzerinde diyeyim. Bu bilce yerleri bir şıralanma kuşağıdır. Tropik şıralanma kuşağı diye çeşit düzgün cevap oldu. Nazca Kokos tavalarının demeli ayrılma divergent olması diye yerleşir. Cevabı doğru diyeyim. Karpon yazımızda ait olan hususiyetler. Demeli şimal tropik hattı canıbından çeşit. Hattıya bakanda da bunu görüyor. Bir doğru diyeyim. Hestin kışırı zonasına aittir. Hestin yok bu alt kışırı zonasına aittir. İçi sertti. Çok sesli çok yaparlı. Hem şaşır. Meşeler zonası subtropikler diyor. Bu tropikler diye o cüle cevap sertti. Çok yaparlı hem şaşır. Meşik yolluklar zonası subtropik kuşağı aitti. Arar deniz ülkesine. Bu da o değil sertti. Fiyar sesmik kuşağı diye yerleşir. Tepelerle zelzire başlıyor. Fiyar sesmik zonu diye yerleşir. 1-4 düzdi. Erastı Abşa mehsusu yazıp Abşa ait diyor. Meksiyara ait diyor. 4 Erastı Meksika'ya mehsuslu düzgündü. Demek düzgün cevap oldu. 1-4-6 şımar tropik hattı canlından çeçir. Fiyar sesmik kuşağı da yerleşir. Erastı Meksika'ya mehsustur. 1-4-6 cevabı doğru diyor. Uygunluğu müeyyen edin. Erastı 2 matinç ve 2 kitede yerleşir. Erastı 1 matinç 2 kitede yerleşir. Demek erastı 2 matinç 2 kitede yerleşen ölçe bildiğiniz gibi dünyada bilgilerinde bu Misir'dir. Misir hem Avrasya matiçinde hem Afrika matiçinde yerleşir. Misir hem Afrika kitesi hem de Asya kitesinde yerleşir. İki matiç, iki kitede yerleşen tek ölçe var, o da Misir'di. Afrika, Avrasya, Afrika, Asya matiçi mi, kitesi mi? İndi herhalde bir matiç, iki kitede yerleşen Kazakistan. Demek Avrasya matiçinde bir matiçte hem Avrupa'da de hem Asya kitesinde de. Kazakistan düzdü, ikinci böyle bir ölçe var. Rusya. Rusya'da yine de Avrasya matiçinde bir matiçte. İki kitede hem Avrupa'da hem de Asya'da yerleşir. Demek Rusya'da böyle bir hususiyet var. Ehasinin çok sitesi Rusya'nın Avrupa sitesinde, Avrupa kitesinde, az sitesi Rusya'nın Asya kitesinde yaşıyor. Tabi ihtiyatlarının çok sitesi, demek Asya sitesindedir, azı Avrupa sitesindedir. Sonra, demek böyle cevap alındı. Birinciye alındı Misir, ikinciye aldı Kazakistan'dan Rusya, Pakistan Cenubi Asya'da bir demeli matematikte bir kitededi. Şimdi bir de bir düz kimi Şimal Amerika ile Cenubi Amerika arasında Panama devleti yerleşir. Demeli o iki matematiğe aitti. Panama devleti hem Şimal Amerika matematiğine aitti hem de Cenubi Amerika matematiğine aitti. Ama bir kitededi, Amerika kitesindedi. Yani burada sualların bentlerin biri olsaydı iki matematik bir kitede yerleşir, o dolardı Panama. O yoktu, olmadı. Neyle cevap böyle kalacak. Demeli bire gelecek, iki matematik ikiye gelecek, birinciye gelecek Misir, D, birinciye gelecek D, ikinciye gelecek A ile Y. Eğer üçüncü bir bent olsaydı o dolardı Panama. Yani iki matematik bir kitede olsaydı o dolardı Panama, o cevap yoktu. Cevap böyle oldu. 1'e geldi D, 1'inciye geldi D, 2'inciye geldi A, E. Şu kadar. Dünyanın bazı siyasi haritası bu kadar. Ama bundan bazı siyasi haritayı ölçemeyin. En asas yolu, demeli dünce ölçelerinin tipolojisidir, gruplaştırmalardır. Bu o daha vacibdir. Bu kadar.